Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk Öğretir'e, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Hakimlik sınavı için 90 günümüz var dedik. Dolu dolu bu 90 günü planlayacağız. Süreç yönetimini yapacağız dedik. Eğer ki bu programa, bu videoyla tanışıyorsan öncelikle Hukuk Öğretir ailemize hoş geldin. Ezberlerin dışında başka bir süreç, başka bir yol haritası seni bekliyor. Sen bu süreçte bir yolcusun. Biz de sana yoldaşlık yapacağız. Hedefine ulaşıncaya kadar. Hedefine de ulaştıktan sonra o sınavı, yani kazandıktan sonra bize de o yemekleri ısmarlayacaksın. Senden yemek sözümüzü bu videoyla almış oluyorum. İnşallah sen bu sınavın canına okuyacaksın. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle küçük bir parantez açacağım. Kaymakamlık için de bu videonun içerisine bakan arkadaşlar olursa bu girizgahı da yapmak istiyorum. İçişleri Bakanımız yaklaşık 2 saat önce Twitter hesabından 3 Aralık 2023 tarihinde kaymakamlık 77 kişilik bir kaymakamlık sınav ilanının olacağını, sınavının yapılacağı tarihi duyurdu. 3 Aralık olarak duyurdu. Bunun detayları bir programlama, yani hocam hakimlik gibi bize bir programlama yap diyen öğrencilerimize buradan seslenmiş olayım. Yapacağız. Tüm süreci adım adım planlayacağız. Hiç merak etme, kafamda bir format var, onu hayata geçireceğim. Muhtemelen bu videodan sonra da kaymakamlığın planlamasını yayımlayacağız sana. Yeter ki YouTube Hukuk Öğretir kanalında kal, YouTube sisteminin içerisinde kal ve bu süreci bir an önce bu videoyla başlatıyorsan hemen bu sürecin içerisine dahil ol diyorum. Parantezi kapatıyorum. Hakimlik sınavının ikinci 10 günlük programına başlıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz 10 günlük birinci bir program hazırladık. Şimdi ikinci 10 günlük programı hazırlıyorum. Hocam 10 günde olmadı hemen arkasından. Evet, çünkü erken bitirenler var veya da hocam ben anayasayı bitirmiştim, diğerlerini bekliyorum diyenler için hemen arkasından 3 gün geçti. Hemen arkasından ikinci 10 günlük programımızı yayımlıyoruz. Ama sen birinci 10 güne uyuyorsan ve orayı sektirmeden devam ediyorsan onu devam ettir. O program bittikten sonra, yani 10 günü doldurduktan sonra ikinci 10 güne geç. İkinci 10 günü devam ederken ben 3. 10 günü yayımlayacağım. Sen sonra 3. 10 güne geçeceksin. Böyle hedefine ulaşacağız. Yani senin bir hedefin var, senin bir sistemin var. Hocam hedefim ne? Kaymakam olmak istiyorum, hakim olmak istiyorum. Hocam sistemim ne? Yani ulaşmak istediğim nokta hedef. Peki hocam sistemim ne? Sisteminde arkadaşlar seni o hedefine ulaştıracak olan süreç yönetimi. Yani yol haritası, yani hukuk öğretir sistemi. İşte bu videolarla bambaşka bir noktaya geleceğiz. Aha da ekrandan çıktım. Şimdi birinci 10 günlük programımızda ne vardı arkadaşlar? Hızlı bakmak gerekirse ilk 4 günde arkadaşlar anayasa kamp videoları bitiyordu 40 videoda. Sonra arkasından anayasa hukuku video soru bankasını çözüyordun. Yani hocam anayasa kamp kitabını bitiriyordun. Arkasından video soru bankasını çözüyordun. Yetmiyordu. 6. günde hukuk öğretir soru bankası kitabının ilk 100 sayfasını çözecektin. Yani Hukuk Öğretir Soru Bankası'ndaki 7. günde arkadaşlar Anayasa Hukuku'nun ikinci 100 sayfasını çözüyordun. Yani Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabının canına okumuş oluyordun. Peki hocam bizim ekstradan kitap okumalarımız vardı. Aman ha aman, bunları göz ardı etme. Kitap okuması sana Türkçe'de inanılmaz yol kat ettirecek. Türkçe için vazgeçilmez dersleri algılama hızında da kitap okuma ciddi oranda etkiliyor arkadaşlar. Kitap okumayı kesinlikle göz ardı etmeyin. Peki 8. günde ne yapıyorduk? İnkılap tarihi videolarının canını okuyorduk. Ne yapıyorduk hocam? İlk 14 video, sonra da kalan 29. videoya kadar diğer 15 videonun canını okuyordun. Bir de bonus gün bırakmıştık. Bonus günde de bu programa uymadığın günlerde burayı tamamlayacaktın. Bu senin 10 günlük birinci programında. Şimdi geldik ikinci programa. İkinci program arkadaşlar. Hocam biz bu programlara nereden PDF olarak ulaşabiliriz? Hakimlik için 10 günlük planlama takvimi istiyorum, planlamayı istiyorum diye sitedeki WhatsApp numarasına yazarsanız birinci 10 günlük programı ve ikinci 10 günlük programı arkadaşlarımız seninle paylaşacaktır. Nereden hocam paylaşacaklar? Altını tekrar çiziyorum. Hukuk Öğretir .com sitemizdeki WhatsApp numarasından. Şimdi hocam buraya kadar her şey hoş güzel. İkinci programda, yani ikinci 10 günlük programda ne yapacağız? İlk yapacağımız iş seninle idare hukuku kamp videolarını bitirmek. Hocam bitireceğimiz video bu. Kitap bu arkadaşlar. Bu kitabı bitireceğiz. Hocam bunu nerede anlattın? Bunun tamamen YouTube Hukuk Öğretir kanalında YouTube Hukuk Öğretir kanalında, pardon arkadaşlar, YouTube Hukuk Öğretir kanalında paylaştık video bazında. Şimdi ilk sana bir içindekiler kısmını göstermek istiyorum. Şuraya geldim hemen hızlıca. Şimdi kitabımız bu arkadaşlar. Kitabımızı görüyorsunuz. 7. baskısını yaptı. Burada 7. baskısını arkadaşlar yazmamış ama ben burada sana gösterebilirim. 7. baskısını yaptı. Yani bir hafta önce 7. baskısını aldık. Şimdi arkadaşlar kitabımızın içindekiler kısmında yine idare hukuku kampın 1. günü, kampın 2. günü, kampın 3. günü, kampın 4. günü, kampın 5. 6. günü, 7. günü, 8. günü diye planladığımız bir içindekiler kısmı var. Yani süreç yönetimi, yol haritası A'dan Z'ye planlanmış. Hocam dikkat edersen bu bak şimdi. Bak burada ne var hocam? 8. gün, 7. gün, hocam 3. gün, 4. gün, 5. gün, 6. gün ve 1. gün, 2. gün şeklinde planladığımızda bir bakıyorsun ki hocam burada 1, 2, 3, 4, 5 yani günde 5 video. 2. güne baktık 1, 2, 3, 4, 5, 6 günde 6 video. 3. gün günde yine 6 video ile karşı karşıya kalacaksın. İşte 6 video izleyerek sen bu süreci ne kadar sürede tamamlamış olacaksın? Toplamda 8 gün içerisinde tamamlamış olacaksın. Ama hakimlik sürecine dolu dizgin devam ediyorsak biz 90 günlük programa A'dan Z'ye uymak ve programı yetiştirmek istiyorsak yine anayasada yaptığımız gibi ne yapacağız arkadaşlar? Bir günde toplamda 6 video izlemektense bir günde 12 video izleyeceksin. Yani şurada bu bir günlük programın olacak. Bu 2. günün programı olacak. Bu 3. günün programı olacak. Bu 4. günün programı olacak. Yani 8 günü biz çalışma performansımızı çarpı 2 yaparak günde 6 video izlemektense 12 video izleyerek 2 günlük programı bir günde yapmış olacağız. İşte sana sistem, işte sana program. Hocam ne göreceğiz bu idare hukukunda? Neler görmeyeceksin ki? 657 Devlet Memurları Kanunu'na başlayacaksın. Kamu görevlilerinin mal bildirimde bulunması, mahalli idareler, yerel yönetimler, İşte yerel yönetim ve belediye, büyükşehir belediyesi, il özel idaresi, köy, ihtiyar heyeti vesaire bunları göreceksin. Yerinden yönetim kuruluşlarını göreceksin. Hızlıca anlatıyorum. Düzenleyici ve denetleyici kurumların kodlamalarını göreceksin. Sonra arkasından Cumhurbaşkanı Yönetmelikler Resmi Gazete, Başkent Teşkilatı, yine Başkent Teşkilatı'na Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı, Başkent Teşkilatı'na yardımcı kuruluşlar, Danıştay, Sayıştay, Taşray Yönetimi, İl Genel Meclisi, Vali, Kaymakam, İlçe İdaresi, Kamusal Kişileri, Hiyerarşi, İdari Vesayet, Yetki Genişliği, İdari Kolluğun, Adli Kolluk, İdari Kolluk, yani aklına gelebilecek idarenin mal edinme yöntemleri, İdarenin emanet usulü, müşterek emanet usulü, ruhsat, imtiyaz usulü, idarenin sorumluluğu, idari sözleşmeler, idari pazarlık usulü, idari işlemler. Yani yok. Ekrandan çıkmamışım ya. Hemen çıktım. Hemen böyle bir geriye doğru gideyim. Yani arkadaşlar neler göreceğiz. Çok dolu bir kamp seni bekliyor. İnan anlatırken de boğazım kurudu ama biz bunların tüm detaylarını bak böyle gözümle de oradan bakıyorum. Tüm detaylarını arkadaşlar YouTube Hukuk Öğretir kanalında anlattık. Öyle katıl butonu falan da yok. Direkt gireceksin, videoları izleyeceksin. Kitapla da ilerlemeni %100 tavsiye ediyorum. Hocam tekrar programa dönelim mi? Dönelim hocam. Şimdi ne yaptık? 1. gün idare kamp video olan ilk 12 videosu. Sonra 2. 12. Sonra 3. 12. Sonra 4. 12. Toplamda 48 videoyu günde 12 video izleyerek ne yaptık? 4 günde tamamladık. Yani 10 günlük ikinci programın ilk 4 gününü kime ayırmış oluyoruz hocam? Kime ayırmış oluyoruz? Lütfen bende kal. Kime ayırmış oluyoruz? İdare hukukuna ayırmış oluyoruz. Peki. Arkasından idare hukuku video soru bankası bekliyor seni. 14 video oluşuyor. Hemen onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen idare video sorunun ekran görseli eklenmemiş. Problem değil, anlatıyorum arkadaşlar. hukuköğretir.com'da bu idari hakimlik video eğitim seti veya da adli hakimlik video eğitim setinin içerisinde zaten idare hukukunun video soru bankası var. Tekil olarak da buna erişim sağlayabiliyorsunuz. O da videolar kısmından bulabilirsiniz. Eğer gözünden kaçarsa, bulamazsan sitedeki WhatsApp numarasına yaz. Arkadaşlar sana direkt göstersin. Bu videolar YouTube'da değil arkadaşlar. Bu video nerede? Hukuköğretir.com'da. Şimdi arkadaşlar 5. gün idare video soru bankasını çözeceksin. İdare video soru bankasını çözeceksin. Toplamda 14 videoyu bitireceksin. Bittikten sonra da senden 2 saatlik bir genel tekrar istiyorum. Yani idare hukukunu video sorularla zaten ben sana bir soru üzerine birden farklı soru anlatacağım. İdare hukukunu sana genel bir tekrar ettireceğim. Sen sonra 2 saatte ne yapacaksın? Genel bir tekrar edeceksin. Yani izlediğin 1. videodan 48. videoya kadar kitapla birlikte hızlı bir şekilde tekrar edeceksin. Tablolar üzerinden götüreceksin işi. Bu arada kitap kaç sayfa arkadaşlar? 288 sayfa. Bunu sıkı bir şekilde tekrar ettiğinde ne diyeceksin biliyor musun? Gelsin idare hukuku, nereden gelirse gelsin ben hazırım diyeceksin. İdare hukukuna soru kaçırmak yasak diyeceksin. Tamam. Haydi gel devam ediyorum. Hocam şimdi ben konu anlatımlıyı bitirdim videolarla birlikte. Video soru bankasında izledim. 14 videoyu da bitirdim. Genel tekrarını da yaptım. Şimdi hangi gündeyiz? 5 gün geride kaldı. 6. güne geçtik. 6. günde arkadaşlar, 6. günde inanılmaz heyecanlandırıyor beni arkadaşlar. 6. günde Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabında. Şu kitap arkadaşlar. Şu kitap. Hukuk Öğretir Anayasa'da zaten bu kitabı kullandınız. Bu kitabın 2. kısmında Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabında arkadaşlar toplamda 13 bölüm. İdare hukuku ile ilgili toplamda 13 bölüm senin karşına gelecek. Hemen gösteriyorum. İdare hukukunun 2. kısmı idare hukuku. Toplamda hocam kaç tane bölüm gelecekmiş karşına? 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplamda arkadaşlar 13 bölüm dolu dolu seni bekliyor. Her soru seni başka dünyalara götürecek. Yani bu kitabın hakkını vererek bitirdin mi videoları? Bitirdim hocam. O zaman bu soruların da canına çok rahat bir şekilde okuyabilecek duruma geleceksin. Hocam burada soru yoğunluğumuz çok fazla. O yüzden biz burayı bölüm bazında ayırdık. Hocam ne demek istiyorsun bölüm bazında ayırdık? Programımızda arkadaşlar ilk 6 bölümü 6. gün tamamlıyorsun. Geriye kalan 7 bölümü ise arkadaşlar 7. gün tamamlıyorsun. Yani 6. gün 6 bölüm, 7. gün 7 bölüm böyle bir denk gelme durumu oldu. Şimdi arkadaşlar peki buradan gözümüzden kaçırmayacağımız önemli bir programda ne? Günde 20 dakika kitap okuma görevin senin fix. Lütfen kitap okumayı arkadaşlar, insan zihni öyle bir şey ki okudukça gelişiyor, okudukça gelişiyor. Depolama hacmi artıyor. Bambaşka düşüncelere edinebiliyorsun, fikirler ortaya koyabiliyorsun. Yani ben şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bugün Hukuk Öğretir 110.000 takipçiye ulaşıyorsa Instagram binlerce takipçiye, galiba 70.000'e yaklaştı. 70.000 takipçiye ulaşıyorsa Telegram aynı kez 10.000'in üstünde bir takipçiye ulaşıyorsa burada size çıkan planlar, programlar, yol haritası, motivasyonlar hepsi arkadaşlar gece gündüz yaptığım okumalarla ortaya çıkan böyle damıtılmış bilgiler seni bambaşka noktaya götürecek. Tamam. Bu programa da lütfen sadık kal. 2. 10 günümüz dolu dolu, 3. 10 günümüz gelecek. Ardından 4. 10 günümüz gelecek. Hakimlik sınav gününe kadar 23-24 aralığa kadar benden, bizden, ekipten, Hukuk Öğretir'den kurtuluş yok. Ya o sınavı kazanacaksın, canını okuyacaksın, ya kazanacaksın. Tamam. Şimdi tekrar çıkıyorum. Hocam yetiştirilir mi? Yetiştirilir işte, sana programı veriyorum ben. Hocam ne yapacağımı bilmiyorum. Al sana program, canına oku. Hocam yola çıksam ne olur? Yola çıksam ne olur? Düşeceksin ama kalkmasını da bileceksin. Gözyaşı dökeceksin ama o gözyaşının silmesini de bileceksin. Sıkıntıları çeke çeke, zaten doğru yoldaysa sıkıntı olacak. Net. Sıkıntıları çeke çeke başka bir düzeye geleceksin. Sonra o sınavında canlı okuduğunda değme keyfimize, değme mutluluğumuza. Tamam. Şimdi çıktım ekrandan, 7. günde tamamladık. Hocam 8. günde ne yapıyoruz? 8. günde arkadaşlar bizim artık görevimiz İYUK'a geçiyoruz. Yani ben sana strateji takviminden de biraz sonra göstereceğim. İYUK'a geçiyoruz. Arkadaşlar İYUK'ta karşına senin, hemen programa geliyorum. İYUK'ta karşına senin toplamda 24 video çıkıyor. 24 video. İYUK'ta senin karşına 24 video çıkıyor. Hocam 24 videoyu 2'ye böldük. Yani şöyle Şöyle şunu yapıyoruz arkadaşlar. 2'ye böldük. İlk 12 videosunu 8. günde bitiriyorsun. İkinci 12 videosunu 9. günde bitiriyorsun. Ya hocam biter mi bu kadar video? Biter. Bir play tuşuna bas. Bizim oradaki müzik çalmamız, kodlamalarımız, hikayeleştirmelerimiz o kadar akıcı olduğunu göreceksin ki diyeceksin ki evet hocam yetişiyormuş. Evet hocam zorlayınca bambaşka noktalara gelebiliyormuş olay diyeceksin. Tamam. 15 dakika olmuş. Devam ediyorum. Şimdi ikinci günde de İYUK'un ikinci 12 videosunu izledikten sonra ekstra bir görevin daha var arkadaşlar. Video soru bankasının en az yarısını bitireceksin. Hocam İYUK'ta video soru çözümü var. Toplamda 16 videodan oluşuyor. Birinci gün yani İYUK eğitim şöyle ekrandan çıkayım. İYUK konu anlatımı videosu. İYUK video soru bankası. Video soru bankası. Nerede hocam bunlar? Bunlar YouTube'da değil. Bunlar hukukoöğretir.com'da. Hocam zaten idari hakimlik video setinin içerisinde bunlar mevcut. Bunlar adli hakimlik video eğitim setinin içerisinde bunlar mevcut. Hocam burada ne yapıyorsun? 8. gün İYUK'un konu anlatımlısının yarısını bitiriyorsun. Video soru bankasının da yarısını bitiriyorsun. Geçiyorsun 9. güne. İYUK konu anlatımının yarısını tamamlıyorsun. Soruların yarısını tamamlıyorsun. Yani 2 gün boyunca hem video konuyu bitiriyorsun hem video soru bankasını çözüyorsun. Yetişir mi? Yetiştiğini sen göreceksin. Nasıl videoların aktığını, PDF ders notlarıyla nasıl bunu takip ettiğini göreceksin. Tamam. İYUK'tan soru kaçırmak yasak. Ekrandan çıktım. Bak biz neyi anlatıyoruz sana şu anda? Ortak alan. Yani hem ister adli hakimliğe hazırlan, ister idare hakimliğe hazırlan. Anayasa hukukunu ilk programa göre bitirmiş oluyorsun. İkinci programa göre idareyi bitirmiş oluyorsun. Üçüncü programa göre İYUK'u yani idari yargılama hukukunu bitirmiş oluyorsun. Yani 3 dersin canlı okumuş oluyoruz. Bir de Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersinde canlı okumuş oluyoruz. Seninle 10 gün toplamda 20 gün boyunca. Şimdi tekrar döndüm. İYUK'ta bitirdik. Hocam bitti mi? Benim programım bitmedi. Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabının içerisinde İdari Yargılama Hukuku yani İYUK soruları 367 ve 400. sayfalar arasında. Tekrar programa dönecek olursak. Şimdi programa odaklanalım. Zaten muhtemelen çıktı aldım. Beni dinliyorsun şu anda. Programa odaklanalım. Şimdi hocam hukuk 10. günde Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabının içerisinde İYUK soruları var. Sayfa 367'den başlıyor. 400. sayfaya kadar bambaşka bir soru çözme serüveni seni bekliyor. Yani İYUK konuları adam akıllı bir şekilde bir yanında kalem arıyorum. Adam akıllı bir şekilde İYUK konuları bittiyse, arkasından video soru bankaları bittiyse, Hukuk Öğretir Soru Bankası'ndaki de İYUK sorularını çözdüğünde soruya doymuş olacaksın. Farklı soru tiplerini göre göre diyeceksin ki hocam tamam ya A bunun cevabı. Hocam tamam ya bunun cevabı B diyeceksin. Böyle ilerlemiş olacaksın. İkinci 10 günlük programını tamamlamış olacaksın. Sözün özü. İlk programda arkadaşlar anayasa kamp bitmişti. Tedrisat kitabının inkılap kısmı bitmişti. İkinci 10 günlük programda arkadaşlar idare hukuku bitiyor. İYUK bitiyor. Aynı zamanda Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabının anayasa ilk 10 günde bitmişti. İdare hukuku ikinci 10 gün. İdari yargılama hukuku yine ikinci 10 gün içerisinde tamamlamış oluyorsun. Dolu bir 90 gün dedim ya. İşte sana dolu bir 10 günlük bir program. Tamam. Şimdi hocam ben bu videoyla ilk defa karşılaşıyorum. Hukuk öğretir sistemiyle ilk defa karşılaşıyorum diyenlerde hiç problem değil. Hemen yola çık. Yapabilirsin. Başarabilirsin. Girilmemiş her sınav zaten kaybedilmiştir. Bizim amacımız her yeni günde biraz daha iyi olabilmek. Yani o başarıyı elde etmek istiyorsak her gün daha iyi olacağız. Daha çok çalışacağız. Daha çok emek vereceğiz. Ne kadar emek verirsek o kadar ekmeğini yiyeceğiz bu sınavın. Tamam. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. 20 dakikanızı yine almış oldum. 19 dakika tutmuş. Her neredeyse sana selam olsun. Kanala abone değilsen mutlaka kanala abone olmayı da unutma. Hoşça kal. Hocam takvimler nerede? Hukuköğretir.com'daki WhatsApp numarasında. Hoşça kal.